Yasin, beni tanıdın mı? Şimdi 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan bir saray burası. Onu kesin olarak biliyoruz. Tarihi de 1220'li yılların ortası diye kabul görmüş durumda. Şimdi Alaaddin Keykubat yazlık saray olarak kullanıyor burayı. Konya var. Mesela Kayseri var. Bunun dışında daha başka alanlarda da vardı. En önemlisi İksema. Konya biraz daha geç buraya göre. Burası erken 1220'li yılların. Konya 1230'lu yılların ortalarında yapılmış olan, Konya'dan bahsettiğim yer Kubadabat Sarayı. Şimdi Alaaddin Keykubat burada vefat ediyor. Yani verilen bilgiler zehirlendiği noktasında. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeleri Genel Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi adına Keykubadiye Sarayı'nda 2015 yılından itibaren kazı çalışmaları yürütmekteyiz. Bu yılki çalışmalarımız 8 Temmuz'da başladı. İnşallah ayın 6'sında, Eylül ayının 6'sında sonlandıracağız çalışmalarımızı. 2015'ten itibaren arkada gördüğümüz dört kemerli yapı diye tanımadığımız yapı ve çevresinde başladığımız kazı çalışmaları, su kaynağı olarak adlandırdığımız hemen arka planda gerimizde bölüme doğru devam ettiriliyor şu anda. Yaklaşık 2 aylık bir süre, 2019 yılı gazi sezonunun süresi 2 aylık bir süre olacak. Bu süre içerisinde daha önceki senelerde ortaya çıkan birçok verinin duvar, zemin döşemesi vesaire gibi bu bölüme doğru, yani kuzeye doğru devam ettiğini tespit ettik o noktada. Bizim için şaşırtıcı olan şey, aslında şaşırtıcı değil belki bir anlamda ama dikkat ederseniz alanda 2 tane kalıntı var. O kalıntının dışında bir saraydan söz ediyoruz. Ayakta hiçbir yapı yok. Her şey toprak altında kalmış durumda. Bizim her vurduğumuz kazma yeni bir şeyler ortaya çıkarıyor bize. Bizim amacımız bu şeyde sarayın planını gerçek anlamda ortaya çıkarabilmek. Tabii bu noktada daha önce kazıya başlamadan önce düşündüğümüz sarayın durumu dışında çok farklı verilerle karşılaşıyoruz. Özellikle bunda çok farklı dönemlerde yapılmış olan duvarların, ki henüz daha mekanların tespitini yapmak şimdilik zor. Bugünkü bilgilerimiz içerisinde belki birkaç sene daha devam ettikten sonra ancak bazı şeyler netleşmeye başlayacak. Bu alanda dediğim gibi bu duvarlar bize sarayın Selçuklu sonrasında da kullandığını gösteren en büyük veriler oluyor. Biz aslında şöyle zeminde, toprak altında ne olduğunu yönelik olarak en azından bir jeoradar taraması yaptırmak istedik. Onu gerçekleştirdik Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle. O bize bazı veriler sundu.
Yani zeminde, toprak altında ne olduğuna dair sarayın en azından hangi bölgelerde duvarların yoğunlaştığına dair veriler sundu ama tabii tam gerçekçi veriyi sunmuyor. Kazıda sonrasında ancak bunu ortaya çıkarabileceğiz. İki yapı arasında mesafe epeyce fazla, gördüğünüz gibi ayaktaki yapı arasında. İşte bu alanın biz birinci derece arkeolojisyen olarak tespit ettiğimiz bu alanda ne var ne yok onu belirleyebilmemiz için dediğim gibi hiçbir veri yok. Şu anda elimizde her şeyi açığa çıkarmamız gerekiyor. Ancak ondan sonra biz sarayın gerçek anlamda nasıl olduğunu ortaya koyabilecek duruma gelebileceğiz. O yüzden şimdilik kesin bir şey söylememiz zor. Bizim başta belirttiğim gibi amacımız sarayın planını ortaya çıkarabilmek, evet, mimarisini ortaya çıkarabilmek. Tabii bu süreç içerisinde yine çoğunluğu Selçuklu dönemine ait olmak üzere hem Çin'i hem de sırlı sırsız seramik dediğimiz malzemeler çıkıyor bol miktarda. Fakat bunların büyük bir çoğunluğu, neredeyse tamamına yakını küçük parçalar halinde geliyor. Sağlam örnek hemen hemen gelmiyor. İnstitü dediğimiz özgün yerinde malzeme gelmiyor. Bugüne kadar gelmedi. Ama mümkün olduğu ölçüde biz bu çıkan malzemeleri birleştirme noktasında ve bir araya getirme noktasında restoratörümüz var. O uğraşarak önemli parçalar ortaya çıkardık. Yani şimdilik yani tamam olmasa da ama birçok yönüyle bazı kapların özellikle formunu belirleyecek durumda önemli işler başardığımıza da inanıyorum o noktada. Peki hocam, kazı çalışmalarının ne kadar süre devam etmesi bekleniyor? Vallahi alan çok büyük bir alan. Dediğim gibi sadece bizim birinci derece arkeolojisi alanı ilan ettiğimiz, geçici olarak tabii bunu ilan ettiğimiz alan yaklaşık 30 dönümlük bir alan. Bunun üzerine belki bir o kadar daha ilave etmek gerekir. Tam kesin olarak net bir şey söylemek zor ama yılın da tabii her sezon ne kadar çalışabileceğinize bağlı. Kesin olarak bir şey söylemek zor ama onlarca yıl devam edecek bir kazıdan söz ediyoruz şu anda.